Arkadaşlar merhaba. Muhafız kızların nasıl oynandığına dair bir video çekeyim dedim. Farklı oynayanlar da var. Hani ben kendi oynayış tarzımı paylaşacağım. Örnek veriyorum. Şimdi karşıdan düşman gelecek. Dar kapı savunuyorsunuz. Ya da burada savunduğunuz yerde açık alan olduğuna bakmayın. Diyelim burada menzilli birimleriniz var. Onları koruyacaksınız falan. Önce birle düşmana doğru buff alsın diye, burada bizim birimler olduğunu düşünün. Buff alsın diye oturturum birimi, savaştırırım. Bu alan ilk bufflı olur zaten, şurada görürsünüz defans. Sonra 2'ye basarım, kolaylık oluyor. Birim sizi takip eder bir anda. İlk kullanımı bu yöndedir ama bunu kombolamanız gerekiyor. Nasıl? Şimdi karşıdan birim geliyor yakından. Bu arada şunu otomatik oluyor burası. Birimi oturttum. Defans buff'ını aldım. 3'e aldım. Şarjı bozdum arkadaşlar. Birim oraya doğru gitti. Vurdu. Demeç çıkmaya başladığında 2'ye bastım. 3 tane vuruş yapacak. 10'uncusu çift demeçli. Ve savaşırken 4, eğer doktorun taktıysanız, can varsa 4'e bastım. Ona tekrar topluyorum arkadaşlar. Mızrağı aldım. Yani birimin döngüsü bu şekilde. Tekrar görüyorsunuz şeye verdim. Hero'yla destek atıyorum. Arasına giren birimleri temizliyorum. Bu buff'ı verdikten sonra hemen topluyorum. Arada savaştığınızda tekrar kılıç döngüsü geldiğinde şarj döndü. Gördüm. Eğer bunu tek başınıza değilseniz, iki kişiyseniz bunu defalarca döndürebiliyorsunuz. Mesela geldi, bakın 3 saniye kaldı. Yani zaten bu kadar akın akın düşman size gelemez. Tam düşman gelirken iki kişi savaşıyoruz diyelim. Buff'ımı kullandım. Mesela yanınızdaki yine muhafız kız kullanıyorsa o da kılıçla başlar sizin tarafta. 2'ye bastım. Mesela 3'e bastım, birim yanımda. O zaman 2'ye basacağım şarjdan önce. Neden? Bu arkadaşlar 2, 3 vuruş yapar. Üçüncüsü double damage. Birim temizlendi. Cana bastım. Diyelim şarj açıldı. Şarj buldum. Yani komboyu yaparken birim nerede? Sizin biriminizin içinde mi? Ne durumda? Buna dikkat edin. Bakın. Skill bittiğinde 3 açıldı. 2 ile tekrar topladım. Hele uzun kılıç oynuyorsanız bu birimi inanılmaz faydalı kullanabilirsiniz. Ki 2'yi şundan tavsiye ediyoruz arkadaşlar. At yok burada. Atla depar atıyorsunuz. Bu birim o kadar hızlı koşar ki 2'deyken dibinizden ayrılmaz. Bu birim hakkında diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Son bir tekrar daha göstereyim. Diyelim arkadaşlar, okçu size nişan alıyor. Burada birimleriniz var. Bastım. Bunu neden bastım? Defans buff'ı verdim. Ondan sonra 3'e bastım. Kılıç şarjı, kılıca geçtiler. Kılıç şarjını vurduk. Gittiler. 2'ye bastım double damage için. Tekrar mızrağı aldım. 2'ye bastım, gezerek birimleri kestim. Yani pek değişen döngü. Atıyorum. Biz kılıçtayken birim dibinizdeyse 2'ye basıp şarj atmamalıdır. Başka bir farklılık olmaz. 4 skill'i dediğim gibi doktorun takarsanız oluyor. Bu birime dair anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.